Bugün işin var ama arka taraflı. Onu ben sana söyleyeyim. Baştan söyledim. İki zaten. Puancık bakalım kime gidiyor. Aç görelim. Elif. Şahiste teyze, sadaka verir gibi puan veriyorsunuz. Çıtırtılık geldi diyorsunuz, mantı yiyorsunuz zaten. Ha, baştan zaten ne yediğinizi bilmiyorsunuz. Yok, ne yediğimi biliyorum Boşnak zaten. Boşnak mantısı çıtırtı geldi ama haşlama mı? Ben haşlama olan hiçbir şeyden çıtırtı sesi geldiğini bilmem. En son baştan zaten baktım. Baştan zaten odaklanamamışsınız. Hı-hı. Hayır, çıtırtı sesi gelen bir yemek asla haşlama olamaz. Hayatım, ne dedim ben? Ben gelinimi tanıyorum dedim. Ve yapamayacağını düşündüğüm için bunu zaten söyledim. Ha, o yüzden söyledim. Yaptın. Evet, en söyledim. Kötüye 5'i verdi. Söyledim ama. Tamam, tamam o zaman ya. Duymadınız mı? Olay yok, ben onu duymadım. Ha. Pardon. Baştan söyleyeyim olmuşa dedim. Olmuşa kötü hamur verdi. Ha, teşekkür ederim. Yani bulutka falan açma, hamur açma işinde. Tamam, Allah razı olsun. Evet. Ben övünüyorum puanımla. Afiyet bal şeker olsun. Çok güzel yapmışım mantıyı. Güzel yapamadığı için gelini, hamur işini onun için düşük veriyorsun. Sende de şeyi beğenmedim, iç harcını beğenmedim. Niye? Lezzet çiğ gelmedi miydi? Ama hamuru iyi dedim. Tabii. Evet, çıtırtı geldi. Zaten ama iyi övdün. İç harcı dışında hiçbir negatif yorum yapmadın. Hı-hı. Zaten iyi olduğunu da söylüyorsun. Söyleyecek başka bir laf da yok. Afiyet olsun. Anneciğim, sen niye beni yeriyorsun ya? Var ya. Niye, bir saniye? Melike. Anneciğim, ama niye beni yeriyorsun ya? Sen ben hamur açamıyor muyum? Ben 11 senedir evliyim ben. Bir saniye, 11 senedir yemek yapıyorum. Ben evet. Nasıl hamur açamam ya? Yani ben, biliyorsun ama ben bu kadar beceriksiz çok miyim? Beceriksiz niye demiyorum anne? Bak beceriksiz demiyorum. Ama bu türlerde biraz daha şey olsun yani. Gerçekten yani. O yüzden de gerçekten gene de beni var ya o gene kadar. Gene de bir tık en kalınına bir verdim. Gene hadi belki bir, yani biraz daha iyidir diye anne. Bir ondan önceki şeye verdim. Anneciğim. Ben sana diyorum ki emin olduğundan 4-5 kullan, gerisine 1 ver. 2 Elif'e çoktu bile, anlıyor musun? Ne kadar bu acı bir durum. İkincisi, bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. Istiyorum. Benim ben adımı geçirdin. Benim adımı geçirdin. Ya. Benim yok. Adımı beni geçirmeyeceksin o zaman. Allah Allah. Ne kadar acı bir durum. Gelinime güvenemediğim için en kötüye 5'i veriyorum. Bir kere kayınvalidem dese arkamı döner çeker hayatta giderim. Hayatta gitmeyeceğim. Aynen. Arkamı ben döner çeker. Ben dürüstüm hayatım. Elifçim, ben dürüstüm. Ama benim kayınvalidem veriyor. Sadece en güzelini yapar gelinim diyor. Bir dakika anne. Aramızdaki fark. Arkamı döner giderdim. Ben buradan gitmeye gelmedim. Buraya senin gibi kök salacağım. Böyle dallar yapraklar çıkaracağım. Bu tabaklarla. Buraya kökleneceğim. Bu tabaklarla. Bu tabak değil şekerim. Biz yazık. Sürekli aynı yemeği yapmıyoruz. Ağlaya bir ağlaya. Bir yemek yapıyoruz. Aynen öyle. Tamam mı? Ağlaya. Aynen, hiç de ağlamadım. Ağlayanlar sizsiniz. Belli. Tamam mı? Ben belli değilim. Canım, belli. Bu bir. İkincisi, beni yerme. Evde komşu geldiğinde, o bu geldiğinde ne olursa olsun beni yerebiliyorsun zaten. Yeriyorsun da sıkıntı değil artık benim için. Alıştım ben. Ama beni kanalların önünde, bu gelinlerin önüne beni yem olarak bunların konuşmasına izin veremezsin anne. Beni yeremezsin anne. Olmamış bile desen of. Diyeceksin ki yapabilirdi gelinim. Olabilir. Güveniyorum diyeceksin ya. Ne demek hamur açamaz ya? Ha. Ne demek ben 3 tane çocuğa gülüyorum. Hiç mi hamur açmadım? Hiç mi pişi yapmadım? Çok acı. Hiç çok mi acı. Börek açmadım? Çok acı. Ben böyle ağla, düşündüm. Ağla o zaman. Sen ağlıyorsun şekerim. Bak ben gülüyorum. Ay, bir tane emzik getirir misiniz yönetmenim? Ne? Emzik. Ağlayanlara verelim. Ben gülüyorum, gelinin ağlıyor. Ben işte ağlamıyorum canım. Çok da haksız değil gelinin, çünkü her doğru her yerde söylenmez. Ben söylerim. İçim neyse dışım sen bilirsin. 3 puan alan gelinimiz kim acaba? Aç görelim 3 puanı. Tuğba. O kadar emindim ki kendim olduğundan. Şey yapamadı şöyle. Yine de kıyamadı. Çünkü o kadar güzel tabağın. İnşallah da yeni geline vermişsindir. Bak Allah'tan da tek dua. İnşallah Fatma sen almışsın. İnşallah. Ben aldım, böyle sen bir oynayacağım. Böyle bir oynayacağım. Öyle. Döküle döküle oynayacağım valla. Bakın bak adalet diyor diye Çiğdem abla. Adaletsizsin. Adaletsizsiniz. Hayatım, bak, çok iyi verdi. Bak adaletsizsiniz. Bir verseydin keşke anne.
Keşke bir verseydin. Adaletsin diyor. Adalet yok. Oldu mu? Hepsine bir ver diyorum ya. Keşke. Bak bir ver diyorum. Bak gibi... adaletsiz oluyor. Tuğba, Tuğba oluyor. Beşleri, dört dörtleri benden aldığı evet, zaman aynen. Benden adaletlisi yok. Hayır. Ama gene de bugüne kadar sanıyorum ben Tuğba'ya hiç bir vermedim. Vermedin. He. Yani vermedim. Adaletlisin ama aynı hani 3, ben, 4 ve 5 bak, vermiş bir kayınvalide olarak ki kendi kayınvalidesinden bir alan bir Tuğba Hanım karşımda. Hayır. Bana bunu söylüyorsa benim diyecek bir sözüm yok. Teşekkür ediyorum. Tamam ben şimdi cevap vereceğim. Belki bir dur. Duruyorum bebeğim. Dur bir şey demiyorum Allah'ım ki ben. Allah'ım yarabbim ya. Sen ona beceriksiz dedin diye oynuyor. Bak. Ne kadar açıyor. Devam şekerimde. Ay ağlayayım. Ağlayayım. Ağlıya ağlıya bir şeyler kazanan sensin. Aynen. Evet. Şimdi. 90 derecelik dönüşümü yaptım. 90 derecelik dönüşünü yaptın. Evet. Çok kötü. Geç mi kaldın acaba şu an? Çünkü gelinimiz sona kaldı da. Evet. Sen sadece cuma günü ya, iki haftanın sonunda sadece cuma günü 5 verdin. Evet. Ve yani öyle böyle oynamadın. Sevindim tabii sevindin. Ki. Kim ister geline bir versin? Yok kimse istemez. Kimse istemez. Gel tutalım. Ya yeni gelinimiz Fatma'ya ya da kendi gelini Melike'ye, benim gelinim aslında biraz hamur açamayabilir dedi. Açık açık da söyledi. Ben şuna vereceksin zannettim. Ama sonra da düşündüm hani hiç de yapmıyor değil. Ama ben senin yerinde olsam evet. Hamur açamıyor kafamda getirdim ya gözümün önüne. Hiçbirini de beğenmedin doğru düzgün. Beş buna... Hepsini bir evet, bir verdim. Evet ben öyle yapardım. Benim algıladığım buydu senin hı-hı. Konuşmalarından. Ya bunda çıkarsa? Göreceğiz. O zaman ben yanılmış olacağım. Beni yanıltma. Hemen Allah'ım. Öğrenelim. Evet. Çok merak ettim puanını. Bayağı öyle bir havalar attın ki. Çok emin. Fatma mı? Melike mi? Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Fatma! Ne yaptın? Hani he? Temin diyordun ya. 11 senelik evliyim. Ben biliyordum ama gene de dedim güvendim. Benim de belki bildiğim bir şey vardı. Ha dedim çünkü diğerlerinden gene 5 alan kızımızın aslında kalındı. Diğerlerine göre kalındı. Ama en kalın seninkiydi. Evet kalındı Fatma kızımızın. Diğer iki tabağa evet. Göre. Bir kere orada duralım. Yani ondan sonra gene de ben sana bir parça aslında içten içe güvendim. Ve diğerlerinden bir tık daha kalın diye yapmıştır umuduyla ona 5'i verdim. Hani bu kadar kalın yapabileceğini ihtimal vermedim. Biliyorum ama ihtimal vermedim ya. Vermedim. Az önce gülüyordu ya bize. Anne sen şaka mısın ya? Şaka mısın anne sen? Şaka topuyum. Şaka mı yapıyorsun evet. Yani sen? Ama öyle yemin Melike. Yemin ederim şunlara beni madar ettin ya şunlara. Ya niye bunlar madar benimle olasın? Şimdi böyle dalga geçip bak gülüyor Melike'cim, ya. Bak Melike'cim hayır bak, yani. Diyorum ki asıl adalet diyorum hafta içi belli olacak diyorum. Biz anne 14 bilezik alacağız ya finalde. 14 bilezik. Bugün bileti. Pazartesi Melike. Biraz daha odaklan hayatım. Anne ben zaten odaklanıyorum daha... ya. Anne bak şaka değil. Bu biliyorum. Gerçek. Senin yaptığın şaka. Niye şaka Melike? Şaka şaka verdin yani bana. Yapamıyor. Beceriksiz bu. Açamıyor diye bana verdin. Tamam mı? Finalde 14 bilezik alacağımız gerçek. Ya bu musun? Benim de... Gerçek yani. Benimki de gerçek. Sen bunun farkında mısın? Hala gülüyorum. Sen kendini tanımıyor musun? Ya. Ben de seni çok iyi tanıyorum. Bunları ama belki dedim bak gene de bak sen teşekkür etmen lazım. Dedim ki puanlamamda da. Ben de teşekkür ederim. En kalın bu. Aynen. Ama dedim içimden dedim ki ya bu kadar da yapmaz ya. Daha dedim bir kaç 3 haftalık gelinimiz bu ufak yani daha evliliği hala yeni. Gömüyorsun bu arada. Kimi? Melike'yi. Melike'yi gömmüyorum hayatım. Bu kadar da kalın yapmaz dedim diyorsun. Evet yapmaz. Ona güvendim yani ama o bana ne diyor onu demeye aklın çalışıyorum. Aklın şahitabla konuş ben altına imzamı atarım konuş. Sen atarsın kalkıyorsun. Tabii. Hani atarsın. Yapmıştır diye yapmışsındır diye düşündüm.